Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz tavada börek tarifi paylaşacağım. Böreğinde 3 tane yufka kullanacağım. Böyle yufkalarım el açması olursa çok daha güzel olur. Arası içinde ben beyaz peynir ve biraz da kaşar peyniri doğradım. Bunu kullanacağım ama istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz arasında. Patatesli yapabilirsiniz, ıspanaklı, kıymalı veya sadece beyaz peyniri kullanabilirsiniz. Bu iç malzemem. Bunu birazdan kullanacağım. Şimdi yufkaların arasına sürmek için de bir şişe maden suyu var. Bunu böyle karıştıracağım, yere aldım. Bir çay bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum. Ayçiçek yağı da olur. Bardağım da küçük bardakla. Hemen artık yapacağım. Öncelikle şöyle 28 santimlik bir tava kullanıyorum. Tavanın her tarafını, alt kısmını, kenarlarını yağlıyorum. İyice sürdüm. Yufkanın bir tanesini böyle tavanın alt kısmına yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi 3 tane yufkam vardı. Bir tanesini tavanın altına yerleştirdim. Diğerlerini de şöyle geniş güzel elimle bölüyorum. Bölerek yerleştireceğiz. Karışık bir şekilde şöyle koyuyorum. Şimdi hazırladığım sostan yufkanın üzerine şöyle dökeceğim. Zaten tavada pişireceğimiz için çok kısa sürede pişecek. O yüzden süt, yoğurt kullanmanıza gerek yok veya yumurta. Sosunda bunlar yeterli olacaktır. Diğer yufkayı da hemen tekrardan sos döküyorum. Yine sos döktükten sonra bir tane yufkayı böyle serdim. Bu sefer sos dökmeden iç malzemeyi boşaltıyorum. Bu böreği isterseniz böyle akşamdan hazırlayıp buzdolabına kaldırın, üzerini kapatıp sabah kalktığınızda da pişirebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Hatta sosunu daha güzel çektiği için, beklediği için dinleniyor. Öyle daha da güzel oluyor. İsterseniz 1-2 saat bekletebilirsiniz. Şimdi iç harcı tekrardan böyle koyduğum yufkayı yine üzerine kapatıyorum. Sos dökmeden kapattım. Artık bunun üzerine dökebiliriz sosu. Yufka parçalarını da böyle isterseniz daha küçük bölebilirsiniz de. Yırtılmış yufkalarınızı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi yırtık olan yufkaları kullandım. Kenarındaki yufkalar kaldı. 1-2 kaşık kadar da sostan var zaten daha. Şöyle kapatıyorum. Tabii bu katlar kuru kalmasın. Buralara da böyle dökelim çok az az. Şöyle kapattıkça üzerine sostan gezdireceğim. Kalan sosun hepsini döktüm. Şöyle bir sallıyorum ki değmeyen yerleri de sos değsin. Şimdi bir 10-15 dakika böreğimizi bekletelim. Ama vaktim yok diyorsanız hemen de yapabilirsiniz. Hemen pişirebilirsiniz de. Ama ben biraz bekleteceğim. Bekleyince daha güzel oluyor. Böreği biraz beklettim. Şimdi ocağı aldım. Ocağın büyük gözünde ama henüz açmadım. Şimdi açacağım ve orta ateşe alacağım. Birden yani çok yüksek olmasın. Birden pişmesin. Çok kısık da olmasın. Yoksa kurur o şekilde de. Şimdi orta ateşte böyle arada bir böyle tavayı da kıpırdatacağım, çevireceğim. Her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Şimdi böreğin altını kontrol ettim. Her iki tarafından da böyle bir bu taraftan baktım. Çevirdim arada bir şöyle mesela.
Biraz bu tarafını, biraz bu tarafını pişirdim. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi böreğimi ters çevireceğim. Bir tane tabak koyuyorum. Şöyle düz bir tabak koyalım. Hocam iyice kıstım. Şöyle ters çevireceğim. Öncelikle tabağı alacağım. Birazcık tavayı yağlayacağız. Çünkü bakın nasıl güzel kızardı. Gerçi birazcık yağ var. Yine de şöyle damlatıyorum. Ya tekrardan tavaya koyalım. Yağladık tavayı. Tavaya koyduktan sonra şöyle bir düzeltelim. İster istemez tabağa biraz yapışabiliyor çünkü o tarafı pişmedi daha. Çok hafif şöyle bastırıp düzeltiyorum. 5-6 dakika sürdü bir tarafının pişmesi. Yine bu tarafı da aynı şekilde şöyle biraz bu tarafı tutacağım. Biraz şöyle hani her tarafına ateş değsin ki güzel bir kıpkırmızı kızarsın. Evet, böreği çok güzel pişirdim. Diğer yüzü de pişti. Artık alacağım. Böreği servis tabağına aldım. Böyle sıcak sıcak yerseniz çok daha iyi olur aslında. İçerisinde kaşar peyniri koyduğumuz için. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek. Aslında su böreği tadında. İnanın akşamdan yaparsanız su böreğini çok andırıyor tadı. Hani sosunu güzel çekerse. Böyle de güzel. Ben de bir 10-15 dakika bekletebildim. Şimdi şöyle içinde göstereceğim. Bakın şöyle hatta elime alayım. İçerisindeki peynir kat kat gözüküyor. Yufkamız çok sıcak daha. Altı da çok güzel pişti. Böreğimiz böyle. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.